Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 7 Nisan 2020 Berat Kandili. Bütün kardeşlerimin Berat Kandilleri kutlu ve mutlu olsun. Şimdi Berat ne demektir? Berat, B harfi ben, ene demektir. R harfi rahmet-i ilahiyedir. Cenab-ı Allah'ın iki rahmeti vardır. Bir rahmaniyet rahmeti, bir rahimiyet rahmeti. Berat, T ise tahir demektir. Temiz, pak anlamına gelir. 99 esmadan, Esma-i Hüsna'dan bir tanesidir. Onun için bir kişi de kendi varlığını, kendi benliğini iki rahmeti ilahiye gark ederse, Cenab-ı Allah kendi ifadesinde kendinin eneliğinin iki rahmeti ile temiz ve pak olduğunu söylüyor aslında. Ama bizler de kendimize benlik veriyorsak, o benliğimizin de iki rahmete gark ederek temiz ve pak haline dönüşmemize de berat denilmiyor. Demek ki berat kurtuluş demektir. Berat selamete çıkmak demektir. Berat günahlardan, varlıklardan, nispiyetlerden kurtulmak demektir. Onun için biz tevhidde görüyoruz. Ne görüyoruz tevhidde? Tevhid-i efalde fiillerin faalini Allah'a verdiğimizde, tevhid-i sıfatta sıfatların mevsufunu da Allah'a verdiğimizde artık işlerimizin veyahut da sevap ve günahlarımızın, ibadet ve taatlarımızın hiçbirini yapamayacağı hale geliyoruz. Yani bizden yapan Cenab-ı Hak oluyor. Onun için bir insan fiilini ve sıfatlarını Cenab-ı Hakk'a verirse artık günah da sevap da bununla işleneceği için hiçbir günah ve sevap işlemesi mümkün değildir. Peki bunun sahibi kimdi? Biraz evvel de berat kelimesinde izah ettiğimiz gibi bunun sahibi Cenab-ı Hak'tır. Temiz ve pak olarak o kişi de Cenab-ı Hakk'ın zatından sıfatına, sıfatından da esma olarak fiillerle açığa çıkışının kendisinin pak ve temiz olarak ilan ettiğini. Ama biz tabi esveli safiline reddedilenlerden olduğumuz için, çünkü Cenab-ı Allah Tin suresinde öyle buyuruyor, diyor ki ve tin ve zeytun ve tur sinine ve hazel beldelemin. İnsanın yaratılışı bu. Lekat halakna insana fi ahsen takvim. En üstün biçimde yaratmış bu insanı onun Allah. Ama aşağıların aşağısını reddetmiş. Niye reddetmiş olsun? Çünkü aşağıların aşağısı dediği kesret alemine, dünya yüzüne göndermesi. Dünya yüzüne gönderince kişiler kendilerine has birer varlık gördükleri için, varlık verdikleri için tamamen hak vakkattan uzaklaşıyorlar. İşte onun için mutlaka ve mutlaka kendi insan aslilerini öğrenmek için mutlaka illellezine aminu ve amülüs salihat, salih ameller işlemek gerekecektir. Salih ameller de nereden öğrenilir? Feselü ehle zikrin küntüm la talemun. Enbiya suresinin 7. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah siz bilmiyorsanız bilenden gidin öğrenin diyor. Ondan sonra Maide suresinin 35. ayeti kerimesinde de aynı şekilde ifade ediyor. Ya eyyühellezine amenettegullahi vebtegu ileyhil vasilete ve cahüdü fî sebilihi lealleküm tüflevun. Siz Allah'a ulaşmak istiyorsanız, kendinizdeki olan bu varlıkta Cenab-ı Hakk'ı görmek istiyorsanız, o zaman bir vesile arayarak bu yolda cahit ediniz. Vesile burada bizlere hak vakati öğreten müstikamillerimizdir, insanı kamillerimizdir. İşte biz de bu temiz, ihlaslı olan İllellezine amenü ve amülü salihat dediğimiz salih amelleri işlemek ancaksın kendi varlığımızın hakkın varlığında yok ettikten sonra mümkün olacağı için ne yaptık? Biz de kamile gideriz. Dikkat ederseniz burada ancaksın efal ve sıfat da fenaya efal, fenaya sıfat yaptıktan sonra artık bir günah ve sevap işleyemeyecek hale geldiğimiz zaman biz genelde bir beraatını almış oluruz. Aslında Cenab-ı Allah bu Berat gecesiyle ilgili başka ayetlerde de bize bir sürü işaretler veriyor. Mesela Duhan suresinin 1., 2. ve 3. ayet-i kerimelerine bakalım. Diyor ki amin. Bakın ne kadar net ve kesin. Ha demek Hakkat-ı Muhammediye demektir. Mim demek Muhammed demektir. Hakikat-ı Muhammedi olan Cenab-ı Allah'ın zatı
Muhammed olan mevcudu, bu vahdeti mevcuttan göründüğü için Cenab-ı Allah'ın üç mime sahip olan Hazreti Muhammed'in Hakkat-ı Muhammediyesi, Nur-u Muhammediyesi ve Tavsilat-ı Muhammediyesi'nde tecellisiyle bir tamam kemalatlı. Ondan sonra ne diyor? Hamim vel kitabil mübin. Ey kişi, işte and olsun ki diyor ama sen kendine and olsun diyorsun aslında. Cenab-ı Hak senden and olsun diyor sana. Sende benim zatım var. Benim Muhammed sıfatım da var. İşte ben bu ister benim zatımın tecellilerinde, ister sıfatlarımdan açığa çıkışlarımda benim tecellilerime tabi olanların hiçbir değişikliği göremezsin. Gecede indirilmesindeki kasıt bunu çok ulemalar Kadir Gecesi'ne atfetmişlerdir. Halbuki bir insan hakikaten kendisindeki olan yücelikleri bilmesi berattır. Ama ne zaman Muhammediliğini kazandı, kendi mazarından kemalatı açığa çıkmaya başladı, işte o zaman ondaki olan yüceliklerin kazanılmasına berat demiştir. Orada kader ermedir bu Kadir Gecesi'ndeki. Kader ermektir. Çünkü o ayet-i kerimede de görüyoruz ki, İnşirah suresinde görüyoruz, Hicr saatine kadar melekler Rablarından emir getiriyorlar. Yani kişinin zatının sıfatlarından tamamen burada o mübarek gecede indirildiği kişinin ilmel yakinlik seviyesindeki beratını kapsetmektedir. Ayrıca başka ayet-i kerimeye de bakalım. Mesela Kalem suresinin birinci ayet-i kerimesinde Nun vel kalem ve mâ yesterun. Nun bir saliktir. Kalem müslü kamildir. Müslü kamilin iki dudağının arasından salikin kulaklarından gönül defterine, gönül kitabına yazıyor. Vel kitabil mübin. Bak. Nun vel kalem ve mâ yesterun. Sayfa sayfa yazıyor. Sayfa sayfa yazması demek ki kişinin bu demdeki olan tecellilerinin daima tebdilatta olması demektir. Ayrı bir şeyde de ayet-i kerimede de bu ayrıca şu şekilde izah ediliyor. Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesinde de Cenab-ı Allah diyor ki siz ölüydünüz, diriltildiniz, tekrar öldürülecek, tekrar diriltilecek ve Rabbinize döndürüleceksiniz diyor. Şimdi biz daha evvelden ölüydük. Bakın oradan beraatımızı aldık. Nereden aldık? Müstikamile gelmek suretiyle beraat aldık. Zikirle dirildik. Daha evvelden zikirsiz halindeyken beraatımızı almamış olsaydık zikirle başlayamazdık. Zikirden sonra da ne yaptık? Tekrar öldürüleceksiniz. Yani kendimize nispet ettiğimiz bu varlıkların efali, fena efali, sıfatı, fena sıfat, zatı, fena zat yapmak suretiyle ne yaptık? Bunları da ifna ettik, yok ettik. Tekrar öldürecek, tekrar diriltileceksiniz. Yani Rabbimizin varlığıyla var olduğumuzu anladık, dirildik. Dikkat ederseniz, bir zikirden ölüme bir beraat alınarak geliniyor. Ölümden hak ve hakikati kendi vücut ülkemizde zevk ettiğimiz zaman aynı şekilde ne yapılıyor? Yine bir beraat almış oluyoruz. Yani beraat almamış olsaydık her bir mertebenin yükselmesi insanlarda zuhur etmez. Bu da şunu gösteriyor. Beraatımız hoş her ne kadar tevhid-i efal, tevhid-i sıfat, tevhid-i zat gibi tahsiller yapılarak fena-i efal, fena-i sıfat yaptıktan sonra biz beraatımızı aldık diyoruz ama aslında fiillerin faalini tamamen Cenab-ı Hakk'a verdiğiniz zaman, sıfatların mevsufunu da Cenab-ı Allah'a tamamen verdiğiniz zaman işte o kişinin ne oldu? Beraatı alındı. Günah işleyecek hiç şeysi kalmadı. Sevap işleyecek de kalmadı. Cenab-ı Allah bizzat tecellisini göstermeye başladı. İşte o bakımdan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 25 yerde
Berat kelimesi var. İster Yusuf Aleyhisselam'ın Berat'a hapishaneden çıkıp idare haline geçmesinden olsun, ister Berat-ı Minallah diye basılan Tövbe suresinin başında olsun veyahut da daha bir sürü ayetlerden tam 25 defa 25 yerden Berat kelimesi geçmiş Kur'an-ı Kerim'de. Acaba neden 26 değil? 24 değil? Buna hiç dikkat ettik mi? Demek ki Cenab-ı Allah zahirde ve batında 5. mertebeye kadar tevhiddeki olan o zevklere sahip olunduğunda bir Muhammediliğimizi buluyoruz da onun için. Yani hapis olan Muhammed'i ancaksın 25 mertebe geçerek Muhammediliğimizi açığa çıkardığımız zaman ancaksın beratımızı almış olduğumuzda açık ve net olarak görmüş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için berat dediğimiz zaman beraat-ı minayı Cenab-ı Allah berat kelimesindeki olan hem kelime sırrında baktığımızda hem rakam yönüyle Kur'an-ı Kerim'deki bütün sırlara baktığımızda isterse Duhan suresinde olsun, Duhan suresindeki ayetlerde olsun, ne diyordu? Vel kitab-ı mübin inne enzelnâyü fî leyletir mübareketün inna künnâ münzirîn. Bunu biz mübarek bir gecede indirdik. Bu da gösteriyor ki demek ki o mübarek gece hep vahdet yönü olduğu için biliyorsunuz gündüzler kesreti, geceler vahdeti remzeder. Bir insanın da kişinin vahdete gelmeden yani kesretinden çıkmadan vahdette vuslat alması mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç bahsine baktığımız zaman İsra suresinin 1. ayet-i kerimesinde biz kulumuzu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Sidre-i Müntaha'ya geçerek şey yaptık diyor. Yani Mescid-i Haram'dan şeyden Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Aksa'ya davet ettik. Niye davet etti? Yüce ayetlerimi gösterisim için. Şimdi yüce ayetler neydi? Yüce ayetler Allah'ın efali, sıfatı, zatıydı. Bu ayetleri göstermek için demek ki insanı kamile davet etti. Mescid-i Aksa insanı kamildir. Hoş zahirde bir yerdir ama batında insanı kamildir. İnsanı kamile davet etti, ondan bu sırları öğrendi. Öğrendikten sonra işte fenai efal, fenai sıfat, fenai zat yaptı. Ondan sonra tecellisi hemen arkasından geldi. Bakın, fenai efal yapmayan bir insan tecelli şeyi, efali zevk edemez. Fenai sıfat yapmayan, fenai işte tecelli sıfatı zevk edemez. Bunu biz hoş pir hazretleri daha açık ve anlamlı kolay olsun için fena mertebelerinde ilmel yakınlık seviyesinde fenaları bizlere telkin etmiş. Hoş her ne kadar fena mertebelerinde tecelli efal, tecelli sıfat, tecelli zat geçiyorsa bile bunların tecellileri Cem, Hazretül Cem, Cemül Cem'de gördüğümüz gibi aslında bekada hiçbir tahsil yoktur. Vuslat yoktur. Bütün vuslat fenadadır. Onun için fena mertebelerinde olan salih kardeşlerimiz rabıtalara bilhassa dikkat etmelidirler. Rabıtaları kullanmayan kardeşlerimizin kendi varlığından hakkın varlığına geçmesi hiçbir zaman mümkün olmaz. Neden? Çünkü kişi her ne kadar zikir yapıyorsa da, ibadet ve taat yapıyorsa da, ilmi varsa da bunlar ilmel yakınlıktır. İlmel yakınlıktaki olan kişi ikilikten hiçbir zaman kurtulamaz. Onun için daima ki Rabbini gönlüne koyacak. Gönlüne koyduktan sonra devamlı kendisinden zikredenin Cenab-ı Hak olduğunu inancı kendisinde zuhur ederse onun kendine has bir varlığı kalmadığını anlamış olur. Cenab-ı Hak'la beraber olan bir kişi Cenab-ı Hakk'ın kendisinden zikrettiğini bilirse elbette sohbet ettiğini de bilir, elbette iş yaptığını da bilir, her türlü muamelesini de bilir. Bilmemesi mümkün değildir. Ama rabıtayı kullanmıyorsa fiilin faali Allah. Hemen geldim, neye geldim? Gittim, neye gittim? Bunları bilemez. Bilmesi de mümkün değildir. İşte onun için bu da nereden, fiiller nereden tecelli eder? Fiiller batındır. Ama sıfattan açığa çıkar. Sıfatlardaki mevsuf, bu tanıdın mı? O zaman her bir kendindeki olan sıfatların gözün görmesi, kulağın duyması, dilin konuşması,
her türlü aza ve cevherinin sıfatlarını icra etmesini yakın takibe aldığınız zaman sizin ne dereceye kadar tevhidi yaşayıp yaşamadığınız sizin tarafınızdan bilinir. Zaten sizdeki olan Kaf suresinin 16. ayet-i kerimesinde kuluma ben şah damarından daha yakınım diyen Cenab-ı Hak ne yapar? Sana ondan senden yakın, seni senden iyi biliyor. Ama sen kendine projektörünü çevir, kendini tanı, kendini bil. Mesele budur. Onun için kişi daima Hak'la beraber olmak istiyorsa beraatını ne derece kadar almıştır? Baksın. Beraat almak hakikaten kurtuluşa ermektir. Şimdi sen bir kere ilmel yakinlik seviyesinde mi kurtuluşa erdin? Aynel yakinlik seviyesinde mi kurtuluşa erdin? Yoksa hakkal yakınlık seviyesine, aynel yakınlıktan hakkal yakınlığa çıktığı zaman beraatını almışsındır çıkarsın. İlmel yakinliği olmadan Allah aynel yakinlik beraatını vermiyor. Çünkü beraat, ilmel yakinlikteki beraatı alacaksın ki aynel yakın çıkasın. Aynel yakinlikteki beraatı alacaksın ki hakkal yakına çıkacaksın. Bir talebe bile birinci sınıfta okurken diploma almadan ikinci sınıfa geçebiliyor mu? İkinci sınıfta diploma almadan 3'e, 3'ten 4'e, 4'ten 5'e geçebiliyor mu? Geçemiyor. Aynen bunun gibi. Yani kişi beraatını alıp almadığını kendisine daima sorduğu zaman kendi gönlünde beraatının alıp almadığını bilecek ve nerede olduğunu da yakinen kendisinde müşahede edecektir. İşte o bakımdan beraat kandilini biz Kur'an-ı Kerim'de ayrıca beraat için yani hoş her ne kadar bu beraat meselesini mertebelerde izah ettiğim için anladınız. Yoksa beraat gecesi için ayrıca bir beraat kandili veyahut da bir regaib kandili, bir miraç kandili diye böyle bir ayet yok. Yalnız Kadir gecesi hakkında var Kadir. Kadir ermek. O da aynıca gecesi geceler vaddete remz ettiği için, gecelerde ustat olduğu için öyle denmiştir onu. Yoksa o gece içinde ayrıca kadere ermek de mutlaka bir gecenin, yani zahir olan bildiğimiz gecelerde değildir. Bu da gösteriyor ki biz ta baba sülbündeyken anne sülbüne geldik. Anne sülbünde, baba sülbünden zaten o beraatı almamız orada o aşka, o zevke tattık da ondan sonra anne sülbüne geldik. Anne sülbünde ne yaptık? Birinci 40 günde et pıhtısı, kan pıhtısı, ikinci 40 günde et pıhtısı, üçüncü 40 günde kol ve bacaklar teşekkürlükten sonra bunun beraatı alınmadan ruhundan bir ruh üflemedi Cenab-ı Hak. O ruh üflendi, 120 gün sonra hareket başladı. Bak beraatını aldığını gösterdi hemen. Ondan sonra da 280 gün tahsilden sonra da dünyaya geldi. Ana rahminde o tam manasıyla beraatını almamış olsaydı, tamamen kemalatıyla bu gelişmeyi sağlamamış olsaydı, 280 gün sonra dünyaya gelir miydi? Dünyaya geldi, hoş unsuriyet yönüyle gözü, kaşı, eli, ayağı, her şeyi dört dörtlük. Ama onun beynindeki, idrakındaki gelişmelerin zuhuruyla ne yaptı? Evvela çocuk devresini, sonra olgunluk devre, sonra dolgunluk devre, sonra ölgünlük devresine kadar birer beraat alarak yolunun devam etmesi lazım. İşte insanoğlunun yaratılışında, zahir yaratılışında da böyle bu. Ama batında ise sümme redetne essele safilinden başlayarak aşağıların aşağısı olan bu dünya yüzünden bir illellezine aminu ve amlus salihat dediğimiz salih ameller işleme haline dönüşebilmesi için bir müstikamine gidecek. Ondan kendi artık bedensel gelişmesini değil, onun kendi ruhsal olan idrakını, kabullenişini tekamül ettirecektir. İşte onun için her mertebede beraat alma vardır. Efvalden sıfata geçersen beraattır. Sıfattan zata geçersen beraattır. Ama ilim yönüyle geçtiyseniz mutlaka ilim beraatını aldınız. Bunun hal yönüyle geçtiyseniz hal beraatını aldınız. Bunların zevklerine geçtiyseniz, şuhutlarına geçtiyseniz şuhut zevap aldınız. Ama bir de hakkal yakınlık seviyesinde yaşama zevkine geçtiyseniz o zaman da yaşama zevkini aldınız. Dikkat ederseniz bir tek ben sıfatlar mertebesinde izah etmedim beraatı.
Elbette fena efal, fena sıfat yapan kişi hakikaten yaptıysa fena yaptıysa efalini sıfatını o berat almıştır. Çünkü fiillerin faalini Allah'a veren kişi ayrıca kendinden bir fiil işlemez. Sıfatların mevsubunu Allah'a veren bir kişinin asla ve asla ne yapmaz? Kendisine sıfat mevsup sıfatları nispet etmez. Etmezse o zaman otomatikman hakka geçmiştir o. Hakka yakına geçmiş demektir. Yani dikkat ederseniz buradaki özelliyet kişinin yaşam halidir. Yaşamına bakacak. Yaşamında hakikaten ilimle mi geçiyor buraları? Yoksa halle mi geçiyor? Yoksa şuhutla mı geçiyor? Halle ehli yani bilgisinin karşılığında bir boyun büker. Tevhid-i evhal bir boyun bükme de şeysidir, mertebesidir. Teslimiyeti vardır. Lev mertebesini remzeder. Kınar kendisini daima. Daima iyiliğe doğru vuslat arayım ister. Kendisini kınamak demek, hatam harama bakıyorsa bakmayayım, gıybet dinliyorsa dinlemeyeyim, yalan söylüyorsa söylememek için bir çaba gösterir. Budur. Lev mertebesini oğlu. Ama buradaki özelliğe artık sıfat mertebesindeki fenai sıfat levdir. Şeydir. Leva mülhemedir. Mülhüme mertebesinde kişi ne kadar bu ilmini pekleştirdiyse ona ilhamlar başlamasıyla onda artık tecelliler zuhur eder. Yani aynel yakinliğin ilmel yakinlikten aynelliğe geçişin halidir o. Tamamen aynelliğe yakinliğe geçtiyse zaten o mülhüme mutmainne mertebesine girmiştir. Rabbike raziyeten merziye fetulü fi ibadî fetul cennet. Demek ki itminan olmuş nefse Cenab-ı Hak hitap ediyor. İtminan olmuş nefse hitap etmiyor. Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki Rabbimi Rabbime bildim. Rabbimi Rabbime gördüm. Çünkü ben bildim demiyor. Neye? Benliği yok artık. Rabbimi Rabbime gördüm. Rabbimi görüyor. Benim görücüm yok. Benim varlığım yok ki göreyim ben. Demektir bu. İşte mutmainne mertebesine gelen bir salik de inanın kendisindeki olan efalini ve sıfatını hakka verse mutmainneye derhal geçer. Zatı da geçsin ondan sonra. Biz ilimle geçtiğimiz için zaten onu idrak edemiyoruz. Zatı geçen kişi vücudun vücudunla olduğunu anlayan kişi zaten yaşanmaya başlamıştır. Bütün fiillerin yaşantısını ayan beyan gören kişidir o. Artık. Yani zatının tecellisini gördüyse fiillerinden o kemalatıyla tecelli zat, tecelli sıfat, tecelli fiille açığa çıkışının seyrine başlamıştır. Onun için yani dikkat ederseniz beka mertebelerinde tecelliler vardır. Ama fena mertebelerinde ilim vardır. Fenalar vardır. O fenaları ilmen yok eder bilirsek ancaksın. Bekanın o zevklerine sahip oluruz demektir. Yoksa beka diye bir Allah'ın bulunduğu belde de kul yok ki iş olsun. Allah'ın tecellileri vardır orada. Orada başka bir şey yoktur. İşte onun için Berat Kandili'nde bizi Berat Kandili böyle bir gece olmamasına rağmen toplanıyoruz. Toplandığımızın tek gayesi de bu gecelerde vesile olduğu için sohbetlerimize, bu ilme, irfaniyete büyüklerimizden istifade edelim için bunlar için bizim için büyük biçilmemiş kaptan, biçilmiş kaptandır. Hasılı dikkat ederseniz buradaki olan berat bizim, buradaki olan berat her mertebede olduğuna göre kendimize döneceğiz ve kendimizde beratımızı aldık mı almadık mı soracağız. Beratımızı aldığımız zaman elbette hapis olan bizde ilmel yakinlik yönünden yalnız ilimle tamam fiilin faali Allah, sıfatın mevsubu Allah demek yetmiyor. Bizdeki olan Muhammed'in açığa çıkması, zuhur etmesi lazım. Muhammed'i bugüne kadar biz hapis tutmuşuz gönlümüzde. Muhammed açığa çıktığı zaman artık bizdeki bakışımız Muhammed bakışı, kulağımızda Muhammed duyuşu, dilimizde Muhammed konuşması olması lazım. Oluyor mu? Olmuyor. Olmadıysa o nispette biz henüz daha beratımızı almış değiliz. Onun için berat deyince insan hemen daha ilmi yönündeki olan yalnız bir
Şaban'ın 15'i gecesine sıktırmasın. O aslında Şaban'ın 15'inde oluşur da büyük hikmetler doludur. Neden acaba Şaban'ın 15'indedir Berat Kandili? Biliyorsunuz Recep Kandili Recep'in 1'indeydi. 27'sinde bak 27'sinde Miraç Kandili oldu. Kaç gün sonra? 27 gün sonra. Sonra 15'inde Berat Kandili oldu. Arada ne var? 18 gün var. Neden 18 gün var araba? Ötekinde 27 gün var. Bunda 18 gün var. Dikkat ederseniz o birin 8 sıfatınızdan açığa çıkmasından ibaret olduğu için her şeyde bir hikmet var. Ararsanız bulursunuz. Anlatabiliyor muyum? Artık ondan sonra yani dikkat ederseniz Cenab-ı Hakk'ın bütün onun vadisinde kötülük diye bir şey yok. Hep iyilik var. Sizin de gönlünüzde, düşüncenizde, idrakınızda hakikaten hep iyilikler varsa o zaman siz Cenab-ı Hakk'ın vadisindesiniz. Yok, menfaatler veyahut da dünya menfaatları, dünya konuşmaları, dünya çalışmaları, dünya ile ilgili olan gayriyetler, dünya çünkü gayriyettir, dünya Allah'tan uzaklaştıran her şeydir. Bunlarla iştigal ediyorsanız, bu dünya çalışmak veyahut da çoluk çocukla ilgilenmemek anlamında değil, yanlış anlaşılmasın o da. İşte gayriyet ve Allah'tan uzaklaştıracak olan her şey sizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa, işiniz de, çocuğunuz da Allah'tan uzaklaştırırsa o da dünyadır, onu da söyleyeyim. Bunlarla ne dereceye kadar hakla berabersiniz, kendinize sorun, kendiniz de o kadar berat almış ve bu yolda mutlu ermiş olursunuz. İşte öz ve genel olarak berat algılamamız bu olmalıdır. Çünkü bizler elbette beratımızı bütün tekamülüyle, aylarda da böyle bu. Muharrem ayından itibaren başlıyorsunuz bak, ta 6 ay Recep ayına gelesiye kadar. Recep ayından sonra 3 ayı bir tahsil, 3 ayı da kemalat. Ayları olarak 6 ayda öyle geçiyor. Dolayısıyla da bu da bir tekamülün gereği olduğu anlaşılıyor. Allah inşallah Berat Kandili'ni idrak edenlerden, beratımızı alanlardan, kurtuluşa erenlerden varsa beşeriz, hata yapabiliriz. Hatası insan olmaz ama bu yolda ısrar etmemek, tekrar tekrar ısrar etmeyerek bu yoldan, bu gayriyetlerden kurtulmak için çaba gösterenlerden eylesin Cenab-ı Allah bizleri. Sadakallahu lazım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvallahu lezi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehadeti ve rahmanirrahim. Hüvallahu lezi la ilahe illahu el melikul kuddusus selamil müminil müheyminil azizul cebbarul mütekebbir. Subhanallahi amma yüşrikün. Hüvallahül halikul bari'ül musavvir lehül esmâül hüsnâ. Yüsebbihû lehû mâ fissemâvâti vel ard ve hüvel azîzül hakîm. Hüvel evveli vel âhiri vel zâhiri vel bâtın ve hüve büküllü şeyin alim. Hüvallahül lezî lâ ilâhe illâ hüverrahmânurrahîm. El melikül kuddûsus selâmil mü'minül müheyminül azîzül cebbârül mütekebbir. El halikul bari'ul musavvirul gaffarul gahharul vehhabur rezzakul fettakul alim el kabizul basudul hafidul rafiul muizul muzilul semiul basirul hakemul adil el latifül habirül halimül azimül gafurul şekürül aliyül kebirül hafizül mugit el hasibül celilül kerimül ragıbül mucibül vasül hakimül vedudül mecudül bayis el şehüdül hakkul vekülül kavviyül metinül veliyül hamidül muhsil mübdeil muhid el muhyil mümit hayyül kayyumül vacudül macudül vahüdül ahadül samadül kadir el muktedirül mukaddimül muahhirül
el evvelil ahiril zahiril batınıl valil mutalli berru ettevabir müntekimil afrraful malikel mülk zül celal vel ikram el muksidül camiül ganiül muniül maniül darru nafiül nur el hadül bedül bakül varisül reşidül sabur Allah Celle Celaluhu, Cemmele Cemaluhu, Kemmele Kemaluhu, Amma Nevaluhu ve La İlahe Gayuk. Sadakallahu Lazim. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yisifun ve Selamun Aleyhi Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Esselatu Vesselam Aleyke Ya Resulallah. Esselatu Vesselam Aleyke Ya Habiballah. Esselatu Vesselam Aleyke Ya Seyyidin Evveline Velahirin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi lezî halegel insanı min nur. Ve salatu ve selamu ala seyyidine masraran ver ve ala alihi el-i beytihi bisebib-i gıyamin nazm min nur. Cem-i esma ve sıfatı cami saltanat hakkı valkeyi, ha ve makamı uluyyeti zatta sana ibadet ederiz Allah'ım. Cem-i esma ve sıfatı zahir saltanat hakkı valkeyi, kahır makamı hadiyeti zatta vücudumuzdan fani olalım Allah'ım. Cem-i esma ve sıfatı satır saltanat hakkı var ki lami makamı vahadeti zatta vücudunla da mevcud olalım Allah'ım. İlmi zatta cem-i mevcudatı tesbit ve ayağını sevidatta tebrik, makamı ferdiyeti zatta saadet isteriz Allah'ım. Ekseriye nas saltanat halki eden gafil, esma-i efali eden cahil, makamı nur zatta cemalini görelim Allah'ım. Gayb-ı mutlak dahviyeti zatta makam-ı künhü zatına hayran olalım Allah'ım. Hayat-ı sermet aynı zatta hayatı ebedi isteriz Allah'ım. Aynı zatta zatın ihtiyaçtan münezzeh, makam-ı samadiyeti düz zatta senden gayriye muhtaç etme Allah'ım. Kıyamet-i kübrada nur-u zatın zuhuruyla bütün mevcudat ifna, makam fitreti zatta yalnız bırakma Allah'ım. Bi hürmeti esma-i zatiyeti lüsna, bi hürmeti Seyyidina el-Mustafa, biz aciz, fakir, kemter kullarının şu berat gecesinde yapmış olduğumuz dualarımızı, münacatımızı kabul ve karin eyle Allah'ım. İlha ya Rabbil Alemin. Şu mübarek gecede ellerimizi asmış sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Kurtuluşa eren kullarından eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin. Benliğimizi, varlığımızı yok eden, daima hak ve hakikat yolunda, zikrimizde, fikrimizde daim olan kullarından eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin. İrfaniyet ve kemalatını bizlerde ihsan ederek, ilim senindir, irfaniyet senindir, kemalat senindir. Bu fakir kemter kullarında da ya Rabbi. Bu irfaniyet ve kemalatını tecelli eylemek nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin. Zatından sıfatına, sıfatından da esma ederek fiillerle açığa çıkan cemal olanı gören kullarına eyle bizler ya Rabbi. İlmel yakinlikten, aynel yakinliğe, aynel yakinlikten, hakkal yakinliğe, celalından, cemaline, cemalinden de kemalatına vuslat bulan kullarından eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin. Bir kulun olarak bizden ne istiyorsan Rabbimiz olarak biz de senden onu isteriz ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin. Şu mübarek gecede ya Rabbil Alemin yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Şu vatan... Bu insanların üzerinde musallat olan ya Rabbi, bu Kur'an virüsünü de ya Rabbi'lerim en kısa zaman üzerimizden almak nasip eyle ya Rabbi. İptilalardan, musibetlerden, belalardan bizleri de koru ya Rabbi. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin, İlahi ya Rabbil Alemin. Mülk senindir, tasarruf senindir. Biz de aciz kullarız. Layık ile sana zikir yapamıyoruz. Layık ile kulluk yapamıyoruz ya Rabbi. Layık ile kulluk yapan, zikirden, fikirden ayırmayan kullarını eyle bizleri ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin, bütün kardeşlerimizin de ya Rabbil Alemin, dünya ve ahiret saadetlerini ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin, Rabbena atina fi dünya hasenaten ve fil ahireti hasenaten ve qina azabennar. Rabbena ufir li ve li valideyye ve li mine yevme yekumul hisab. Sadakallahu lezim. Subhane Rabbike Rabbil izzeten ma yesifun ve selamun aleyhi mürselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.